Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Kodops listesinde bulunan Minecraft kodlama seti eğitimlerine başlayacağız. Dört tane Minecraft eğitimimiz var. Birincisinden başlayalım. Minecraft su yolculuğuna başlayın diyerek başlıyoruz. Karşımıza bir tane video geliyor. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Ve bir karakter seçmemiz gerekiyor. Herhangi bir karakteri seçebiliriz. Toplamda 12 tane bölümümüz var arkadaşlar. Birinci bölümden başlayacağız. Üst kısımda bizim görevimiz yazıyor. Burada ne yapacağımızı yazı olarak belirtmiş. Sol tarafta haritamız var. Bu harita üzerinde incelemeler yapacağız ki buna göre kodumuzu yazacağız. Hemen başlayalım. Birinci bölümdeki görevimiz neymiş? Şöyle arkadaşlar sandığa ulaşmamızı istiyor. Ve sandığın içindeki sandalı almamızı istiyor. Hemen bakalım. Bir adım ilerle demiş. Evet ilerlediğimizde bir adım ilerledik. Şimdi bir adım daha ilerleyeceğiz ki sandığa ulaşacağız. Evet iki ilerleyeyle sandığa ulaşıyoruz. Çalıştırıyorum sandalımızı aldık ve birinci bölümü tamamladık. Devam diyorum. İkinci bölümde ne diyor? Buradaki sandala ulaşmamızı istiyor. Nasıl gideceğiz? Bir adım ilerleyeceğiz. İlerledik. Şu an neredeyiz? Sandalla aynı hizadayız. Sağa dönüyoruz. İlk adım daha ilerlersek hedefe ulaşırız. Çalıştırıyorum. İlk adım daha ilerledik. Burada arkadaşlar kodların sırasına dikkat edelim. Aynı sırada olması önemli. Devam ediyoruz. Üçüncü bölümde arkadaşlar bizden şuradaki balığa ulaşmamızı istiyor. Kaç adımda olduğunu yandaki karelerden de sayabilirsiniz. Hemen başlayalım. Bir adım, iki adım, üç adım, dört, beş, altı, yedi. Yedi adım ilerlediğimizde balığa ulaşıyoruz. Ve tek tek yedi defa ilerle bloğunu ekleyeceğiz. Burada bir döngü olsaydı bu kadar uzun eklemek zorunda değildik arkadaşlar. Ama şu bölümde döngümüz yok. Şu an 7 tane ekledim ve çalıştır diyorum. Ne yapıyor? Adım adım ilerleyerek balığa ulaşıyor. Devam diyoruz. Video geliyor. Bunu izleyebilirsiniz. Kapatıyorum. Şimdi 4. bölümde ne istiyor bize? Buradaki Yunus balığını yakala diyor arkadaşlar. Besleyelim diyor. Nasıl besleyeceğiz? İlerleyeceğiz. Ama bu sefer döngü gelmiş. Hedefe kadar tekrarla döngüsü gelmiş. O yüzden tek tek adım adım yazmak zorunda değiliz. Hedefe kadar neyi tekrarlayacak? Hemen ona bakalım. Hedefe kadar yapması gereken dümdüz ilerlemek arkadaşlar. Biz de o yüzden bir defa ilerle diyerek ne yapıyoruz? Kodumuzu tamamlıyoruz. Bir önce ne yapmıştık? Adım adım kaç tane ilerleyecekse eklemiştik. Ama artık hedefe kadar tekrarla dediği için biz buradaki Yunus'a ulaşana kadar ne yapacak? Sürekli ilerleyecek. Çalıştıralım. Evet balığımıza ulaştık ve bölümü tamamladık arkadaşlar. Şimdi 5. bölümdeyiz. 5. bölümde bizden yine buradaki sandığa ulaşmamızı ve sandığın içinde bulunan kabuğu almamızı istiyor. Hemen bakalım bazı hazır kodlar vermiş. Bunun içerisine eklememiz gereken bir kod daha var. Şöyle bakalım çalıştıralım. Ne yapıyor arkadaşlar? Dümdüz ileri gidiyor. Zaten biz ne demişiz? Hedefe kadar ilerle demişiz. O da hedefe ulaşana kadar ilerliyor. Sıfırla diyorum. Tabi hedef önümüzde değil arkadaşlar. Nerede? Sağ tarafa dönmemiz gerekiyor. O yüzden sağa dön daha sonra iki adım ilerle dediğimizde sorun çözülüyor. Evet hedefe ulaşacak kadar içindeki kodları çalıştırıyor. Evet hedefe ulaştı. Bölüm tamamlandı. Şimdi 6. bölüme geçiyoruz. 6. bölüm hemen bakalım. Yine ne diyor? Buradaki somon balığını yakaladıyor arkadaşlar. Biz de balığın üzerine gideceğiz. Hemen bir yol bakalım. İlerliyoruz sağa dönüyoruz. ilerliyoruz, Sola dönüyoruz. İlerliyoruz. Sağa dönüyoruz. Gördüğünüz gibi balığa ulaştık. Yani diyeceğiz ki hedefe kadar tekrarla. Neyi tekrarlayacak hedefe kadar? 3 adım ilerleyecek. 1, 2, 3 adım ilerliyor. İlerledikten sonra sağa dönmesi gerekiyor buradan. Yönlere dikkat edelim. Sağa döndük. 3 adım daha ilerlememiz gerekiyor. 3 adım ilerliyoruz. Daha sonra buradan sola dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biz de sola dön diyoruz. Şöyle sol dediğimizde kodu tamamlıyoruz. Gerisi artık döngünün işi. Çalıştıralım bakalım. İlerliyor, sola dönüyor, ilerliyor. Şimdi sağ dönecek ve balığa ulaşacak. 6. bölümü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Devam diyoruz 7. bölüme. Geçiş yapıyoruz. Videoyu izleyebilirsiniz. Kapattım. Şimdi ne diyor? Burada arkadaşlar su altı arabilerindeyiz. Ve bizim buradaki sandığa ulaşmamız gerekiyor. Tabi hazır bir kod vermiş yine. Ne yapıyor kodumuzu inceleyelim. Hedefe kadar ilerle. Yani hedefe ulaşacak kadar ilerleyecek. Ama gördüğünüz gibi şurada bir yol bitiyor. Burada demiş ki eğer yol sağa giderse. Yani sağ tarafta bir yol varsa ne yapsın? Sağ tarafa dönsün. Çalıştıralım. Dümdüz ilerlerken yol bittiğinde sağda yol var. Hemen sağ taraftaki yolu buradaki koşul sayesinde seçebiliyoruz. 7. bölümü bu sayede tamamlamış olduk arkadaşlar. Devam edelim 8. bölüme. 8. bölümde yine bir alanımız var. Şöyle bakalım. Yine bakıyorsunuz. Düz ilerliyor. Yol bitti. Sağda yol var. Sağa döndü. Düz ilerliyor. Yol bitti. Sağda yol var. Yani biraz önce kodun aynısı arkadaşlar. Hedefe kadar tekrarlarken yani ileriye giderken eğer sağımıza yol giderse ne yapsın? Sağ tarafa dönsün. Çalıştırıyorum. Dümdüz ilerliyoruz. Yol bittiğinde sağda yol olduğunu görüyor. Buradaki koşul sayesinde ve sağ tarafa dönüş yapıyor. En sonunda da balığı yakalıyor arkadaşlar. Devam diyoruz şimdi. 9. bölüme geçtik. 9. bölümde bazı ipuçları var. Hemen bakalım. Resife geldim diyor. Şimdi de denizin kalbini yani şuradaki mavi topu ara. Hazine sandığına ulaşmak için mavi ve kırmızı mercanları kullan arkadaşlar. Yani sandığa ulaşacağız. içindeki kalbi alacağız. Tabi bunun için şuradaki mavi noktaları ve kırmızı noktaları kullanmamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Hedefe kadar ilerlerken ne yapacak? Şöyle hedefe kadar düz ilerliyoruz şimdi. Burada geldim mavi bir mercan. Mavi mercanda ne yapacağız? Sağ tarafa dönmemiz gerekiyor. Yani mavi renkler bizi sağa döndürecek olan işaretler. Hemen bakıyoruz. Eğer altındaki blok mavi mercan ise ne yapmasını istiyoruz? Sağ tarafa dönmesini istiyoruz. Döndük sağa devam ediyoruz. Yüzüyoruz, yüzüyoruz. Yine mavi. Burada yine sağa döneceğiz aynı koşul sayesinde. Döndük, devam ediyoruz. Kırmızıya geldik arkadaşlar. Kırmızıda bizi ne yapmasını istiyoruz? Sol tarafa döndürmesini istiyoruz. Hemen diyorum. Eğer altındaki blok kırmızı mercan ise sola dön. Çalıştırıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Mavi noktalardan sağa döndü, kırmızı noktalardan sola döndü ve sandığa ulaştı. Şimdi 10. bölümdeyiz. 10. bölümde ne diyor? Bir kalamar diyor arkadaşlar. Buradaki kalamarı yakalamamızı istiyor. Şimdi ne yapacağız? Şurada beyaz ışıklar var. Gördüğünüz gibi bu ışıklar bizim belirteçlerimiz. Yani bu ışıklara geldiğimizde bir şeyler yapacağımız anlamı çıkıyor. Hemen bakalım. Dümdüz ilerliyoruz. Işığa geldik, sağa dönmemiz gerekiyor. İlerliyoruz. Işığa geldik, sağa dön. Yani biz ışıklarda sağ tarafa döneceğiz arkadaşlar. Hedefe kadar tekrarla diyorum. İlerle diyorum. İlerlerken de eğer altındaki blok deniz ışığı ise hangi tarafa dönecekti? Sağ tarafa dönecekti. Sağ dön diyoruz. Çalıştırıyoruz. Evet kalamarı yakaladık. Devam diyoruz. 11. bölüme geçiş yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar 11. bölümde ne diyor? Siyah beton etrafına prizmaların duvarını ördü. Yani arkadaşlar şuraya gördüğünüz kareye duvar öreceğiz. Bu su yolunu diyor harekete geçirerek görevini tamamlayacaksın. Hemen bakalım ne yapmamız gerekiyor. Su yolu tamamlanana kadar tekrarla diyoruz. Bizim hedefimiz su yolunun tamamlanması. Ne yapacak su yolunda? İleri diyecek arkadaşlar. İlerledik. İlerledikten sonra buraya ne yapacak? Bir tane prizma yerleştirecek. İlerle prizma, ilerle prizma, ilerle prizma derken arkadaşlar en son ışığa gelecek. Burada diyeceğiz ki eğer altındaki blok neydi bizim ışığımız? Deniz ışığı. Deniz ışığı ise ne yapsın? Sağ tarafa dönsün sağ tarafa dön. Yani arkadaşlar her adımda prizma yerleştirecek. Işıklara geldiğinde sağ tarafa dönecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her adımda bir prizma yerleştiriyor. En son ışığa geldiğinde sağ tarafa dönüyor. Kareyi tamamladığında ne yapacak? Görevi bitirmiş olacak. Evet, görev tamamlandı arkadaşlar. 11. bölümü de bitirmiş olduk. Devam diyoruz. 12. bölüme geçiş yapıyoruz. Burayı izleyebilirsiniz. Kapatıyorum. Ne diyor arkadaşlar 12. bölümde? Tebrikler. Uçsuz bucaksız su dünyası seni bekliyor. Bir mercan resifi inşa et. Bir volkan bir gemi enkazı sana kalmış diyor. Evet arkadaşlar burada yapmanız gereken kodları kullanarak kendi denizaltınızı oluşturmak. Çalıştır dediğinizde artık en son bitiş diyorsunuz. Ve görevi tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Burası sizin hayal gücünüze kalmış. En sonunda buradan belgenizi alarak çıktısını alabilirsiniz. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste Minecraft kahraman yolculuğu ile devam edeceğiz.